Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Excel VBA ortamında dosyaların yani Excel Workbook file'larının nasıl açılıp kapatılacağını, onları açarak nasıl işleneceğini göstermeye çalışacağım. Klasik olarak Workbook nesnesinin open deyip bir dosya adını vermek söz konusu. Böyle bulunan pat falan da verilebiliyor veya direkt yazılabiliyor ama oldukça zor çünkü hani bu dosya burada var mı yok mu gibi sorun olabilir veya yazılacak diye bir şey. Ama bu tür bir pat vermek veya bulunan yerdeki dosyayı açmak daha pratik olabilir bizim için. Açarken linklerini güncellemek, true, false gibi işlemler yapılabilir. Şöyle tipik bir örnek yapalım. Bir dosyayı bulunduğumuz patta açalım ve kapatalım. Bunları öncelikle yok olarak işte atıyorum bir dosya bir gibi tanımlayabiliyoruz. Daha sonra set deyimiyle açmış oluyoruz. Şunu yaparak arkadaşlar. Daha sonra herhangi bir değerini alıp onu işleyebiliriz veya işte belli bir döngü mekanizmayla. Şimdi burada şunlar önemli. Application screen update false ve tekrar bunu tabi yanlış olmuş. Tekrar bunu ne yapmak lazım? True yapmak lazım. Çünkü onu kapatmamış oluruz bu sefer. Diğerleri için de sıkıntı olur. Evet, bu şekilde şöyle yapalım. Gerekli olmadığına galiba. Daha hızlı çalışmasını, yani ekranı güncellemeyecek. Daha hızlı bir çalışması alacak, dosyayı açacak, okuyacak. Bir de eğer açılan dosya görünmesin, yani o siz açıp gizlice yapmak istiyorsanız veya buna ihtiyaç yoksa da açılacak zaten karşınızda. Bu tür şeyler dosya açma ve kapama komutları save ederken kaydedip veya kaydetmeden şeklinde olabilir. Yapmaya çalışalım Excel dosyamız üzerinde. Hemen Visual Basic ortamına geçiyorum. Herhangi bir modülü yok görüyorsunuz. Hemen kod yazacağım bir modül ekledim. Bir dosyayı açıp sayfasına ya da bir sheet'ine erişmeye çalışayım. Sub dosya aç. Tabii her zaman için ne öneriyorduk? Option explicit diyoruz ki değişkenlerimiz tanımlanmaya zorlansın. Değişken hatalarımız azalsın. Non error'ümüzü mutlaka yazıyoruz. Böyle ki böyle işlemler dosya bulunmalı olacak. Exit sub programımızın bittiği bölüm, hata kontrol bölümümüz başlıyor. Orada da message box error.description yapıyoruz. Ve resume sonluyoruz. Sonunda da programı bitiriyoruz. Gelelim buraya. Önce team vv1 234 olabilir. O anında söyledim. Workbook diye tanımladı. Hemen açalım. Set vv1 eşittir workbook nokta workbooks nokta open this path. Şöyle bakalım this workbook, evet workbooks this workbook path. Tabii buna gerek yok. Patını aldık. Sonra bunu neyle birleştireceğiz? Bir string. Atıyorum açacağımız dosya. Orada dosyamız vardı. Products nokta. XLSX.
Evet, dosyamız açıldı. Dosyamız açıldı. Hızlı açmak için Application Mode'da Screen Update False Ekran Turu yapıyoruz. Tamam. Ve açtık. Bir değer okuyalım içinde. Message Box. Bir iki de Message Box var yani. Sheet. Ne bildiğini bilmiyorum. Birinci sheetinden A1'i okuyayım. Ve hiç A1'i biliyorsunuz. Dönme yaparız. Her şeyi yaparız. Burada ben durayım. Evet. Çalıştıralım. Evet. Dosyamız açıldı. Görmüş olduğunuz gibi okundu. Tamam. Aç kapa yapalım. Bir nokta. Close. Tabi sevmez meymez onları da yapabiliriz. Onu herhangi bir şey yapmadım. Açtı ve tekrar kapattı gördüğünüz gibi. Bu arada görünüyor yalnız arka planda açıp kapandığı dikkat ederseniz. Evet, isterseniz o zaman da değil kullanabiliyoruz. Şuraya geldiğimizde açtıktan sonra Active Workbook Visible False diyebiliriz arkadaşlar. Active Workbook ya da Active Window galiba. Bakalım. Evet. Active Window Visible desek daha olur. Şurası ne geldiğinde yapmak lazım bunu. Evet. Böylelikle görünmeyecek ve işlemimizi tabii ki yapacak, sorun değil. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bir dosyayı açtık. İkinci açılabilir miydi? Tabii ki açılabilirdi. Başka bir dosya. Oradaki veri alıp bunu okunabilir miydi? Tabii okunabilirdi. İkinci bir dosya. Çünkü biz her zaman bir şeye erişirken, tabii şurada da artık ne yapmak lazım? BB1'in sheet sterilinden eklemek lazım. Bir de BB2'nin. Bir de BB2 açayım olmazsa. İki. Bir dosyamız daha vardı. Chips olabilir mi? Burada. O zaman hata versin görelim. Ship names olması lazım. Yoksa hata versin görelim. Evet, bakın ikinci dosyayı da açtım. Onu kapatayım tekrardan. Evet. Ondan aldığım değeri ona yazayım vesaire görelim. Şimdilik görünmesini istemiyorum. Yani engelleneceğim görürsün. Evet, bakın ne yazık ki silinmiş olabilir mi dedi. Bir tanesini açtı, onu açmadı. Önüne bakayım. O orders olacakmış. Güzel. Bakın güzel bir hata verdik. Evet arkadaşlar. Tekrardan çalıştırıyorum. Evet. İki tane dosyamız da açık şu anda. Excel ortamında. Yok. Açtık kapattık pardon. İkisini de açtık kapattık. İki dosyayı da açtık kapattık gördüğünüz gibi. Birbirler arasında veri de transferi yapabilirdik. Bu normal. Eşittir deyip ondan ona bir başka verinin başka örgütün başka şeyini alabilirdik. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere Excel Workbook dosyalarını nasıl açabileceğimizi, nasıl kapatabileceğimizi göstermeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.